olsa dedim, deven devenin olsa dünyada ne olurdu? Seven sevenin olsa. Bu kadar dedim. Beybacı sana da aşık ya, sana riskiyse. Ettim. Yarın tersi günün mal da var, vurmaya gittim meşanın göller oraya. Sedefatına rast geldi. La Bekir'in pici dedi bana haberle yine. Bu kızı sana vermeye vereceğim ama ben dedi. Dünay bana eşittirdin dedi. Vermeye vereceğim dedi. Git askerliğin yap da sonra gel dedi. Hiç unutmayayım onu. Vallahi. Demek ki o da seni seviyordu canım. He? O da seni seviyordu demek ki kadıncağız. Sedefatın iyiydi. Ama ben de onlara karşılığı bir şeyim yoktu. Yukarı Allah senden anladı Sedef miydi? Sedefatın çok iyiydi Sedefatın. Benim onlara karşı bir şeyim yoktu. Onlar da beni de sevmiydiler. Bu şaralar uzadıkça iş değişik. Şimdi ben 40 yıl öncesine gidelim. 40 yıl değil de 32 yıl öncesine. 32 yıl öncesinde ben nişanlıydım. Ta o zamanlardan de Nadim bile evden dolayı biraz da demek ki yani insanların şeyinden belli oluyor. Varlığı, dirliği, işte bilmem saygınlığı. Köydeki evlere bakıyorsun, içinde bir tane ev var, tek bir ev. İşte bu Nadim'in evi falan benim aklıma oradan yerleşti. Bir de nişanlandıktan sonra daha yakın tanıma imkan oldu. İşte o zamandan bu zamana kadar ben sizden memnun olarak devamlı sevgim saygım sonsuz size karşı. Ya sizleri de çok severim. Sizin de birbirinizle anlaşma şekliniz farklı. Kadın erkek ilişkileri sizde gayet iyi. Bu zamana çak valla yine dövüş. Bu zamana geldik, dövüş, çekiş, biz bir kere hiç birbirimize bir şeylik yapmadık. Hiçbir ağır cevap söylemedin canım. Valla bak. Sonra köy yerlerinde... Nereden ileri geliyor şimdi bu? Köyde hiç mi bostan sulamadınız, hiç mi tarla ekip pişmediniz birbirinize, duralanmadınız? Yok, atarlık at çok olmuştur ben, değil mi? Köy olan yerde elbet kapkaşığa tokunur. Şimdi biz... O da güzellikler içerisinde oluyordu canım. Şimdi köyde komşu ne olursa komşun biraz iyi olacak. Sen de iyi olacaksın yani komşun dersen önce kendin iyi olacaksın ya karşındaki de iyi olsun. Arazi de olsun, tarlalar da olsun yani iyi olursa uyum sağlamak kolay oluyor. Ama herif gelip şak diye aşağıya dikildim işte senin de özürüm bozuluyor. Onlar da başı. Biz bu mesela Karbağım dayılarla aşağıda hep aşırı o kadar arazilerimizin çoğu hep yan yana yakabildi. Gölü çaylarda. Peki sizin akrabalığınız var mı onlar mı? Yok. Nasıl tanılar bir araya geldi? Hiç akrabalığımız yok. Bunun akrabı var, bunun birbirisi o için. Elmas Hatun benim dedim ya. Elmas Hatun birbirisi o için. Bizim şeyimiz yok ama. Yani şey, tarlalarımızda şimdi ya da dediğimiz kodumuz olmadı. Çayırımızda sinor yoktu. Aynı çayırda. Çayırda. Rahmetli babamla Halil babam dahi dedi ki bana oraya biri bir başa tıkıldı, biri bir başa taşları bana sinor koydurdular. Dünyanın dediler öyle mi var, zulümü var. Çayırımın başına biri tıkıldı, bir başına biri tıkıldı. O taşları bana koydurdular. Hayalen duruyor taşlar işte. Öyle bir şeyimiz olmadı hiç. Ha. Bir sabırlar bak hep bana güverin adına. Neye çağırayım? Ben dünyada... Evimiz yakınıdır. Bu anası hastalanırdı doğum üzerine. Hemen onları çağırırdı. Beni çağırırdılar ama. Hemen bir helvacım. Git önce helvacımı çağır da gel. He. Dedi ki... Güver bacın çağır, güver... Son zamanda kas kıza. Güver bacın dedim, hiç ne bir şey etmedin mi? Evet, ne bir günüydü. Vallahi edeceğim, vallahi edeceğim. Ne bir şeyim gördüm öyle ya. Şimdi ama Elmas Hatun'u kuyudurttum, hiç kimse azap edemezdi be. Emi, o öyleydi işte Nadim'ciğim. Elmas Hatun'u kuyudurttum ben. Beni... Benimsiydi. Ama onlara neler dedi ki onu kastettiniz de. Abimi dolandırırdı bu oyunu. Niye? Abimi kastettiniz de. Bir kere de, bir kere de baktım ki gelik. Beni abimi zannettim, ne etti?
bana vuracağıdı. Rahmetli babam da elinde çakak vardı. Çakağı kaldırdı ki ona vura. Çakak bana rast geldi. eseri tutmuş karıydı. Azap edemiyorsun ki. Ama elmas satında kalbamdaydı. İkisi de Rifat Ediker'in yanındaydı. Ben de bunu demiş ki sen. Şimdi demin de konuştuk. Bu köydeki en olayların başında şey, güzelliklerin başında bu çoban. Dağda, taşta, yaylada bu çoban olma. Dağ hevesi. Çam varsa yatırayım çayı. Peki Camuşyaylı'ya gidiydi mi? Elbet. Nereye gidiydi Camuşyaylı'ya sizin yaylı? Camuşlar yaylı'ya gittim, bırakıldılar. Aşağıda çayla var, çayla yedirdiler, yine gitmezdiler. Aşağıları neydi? Aşağı neydi havuç yedirdiler. Beçeren yurduna geçerdi arka tarafa. Yutaşı var ya, tarafa doğru geçerdiler. Sen ne yapıyordun o zamanlar? Bekar mıydın çoban iken? Evet, ben çocuğum. Ya o kadar çok çoban. Körpe çobanıydı. Körpe yayardık. Ha bu Cihoranların sineği var. Ben ne cahillik ya. O da celep yayardı. O da zemlerin celebini yayardı. Bak baba ya. Gençlik var ya. Kız isterdik o ya. Akşam körpe, devarı, yaylada yatağına koyduk, kapıyı örterdik. Allah'a ısmarladık köye. Bak. Köye gelirdik, köyde azardık, gülerdik, yederdik. Haydi ya, vatan yaylar var çıkacak. Doğru yaylıya. Yine gece gidiyoruz geri. Gece gidiyorduk geri. Hiç korkuyor mu siz de o zaman? Ben geceden korkar mı ya? Çok yalnız gittim gece ben. Delikanlılık var. Gece çok yalnız gittim ben. Bir defa demiş abi, çazmanlar çabuk vermedi herhalde çazmanları. Bunu günün birinde korkutak demişler benim için. Ben de Güsürmez evlerinden çıktım, eli kola attım, öyle söyleye söyleye gideydim. Güvek bacım, ondan da hiç taş var idi ya. Demin hiç dövüşmedi. Yaylaya gidik gelen kavallarında da. Kazımın bacımdan da. Şimdi taşını söktük, duruyor yine. Ama benim de tabanca var. Elimde götürürüm şeyi yani. Bir de batın bir daha kart diye yola bir taşı. Siz güver bir şey, kazmanlar. Hemen çekeydin. Davranmayı vurdum dedim. Oysa bu çazmanlar taş atmışlar yolun üstüne, beni korkutmak için. Biz itlediler değil mi? Cahil. Kezbanlar nasıldırsın acaba yaşça? Ha? Kezbanlar büyük müdür? Beraber emsalık. Aynen. Vay be. Avrupa'dan geçtin. Kezban, ben Atatürk. Ya imam. Ha. Siyahınların yeteri, Abdullah'ın karısı. Bibim. Ha. Biz öyle bir emsalıydık. Fatma halam nasıl senden Fatma halam? Fadime halam değil, benim hatalı yeterine yaşadım diye. Kim? Fadime halam. Fadime kim? Fadime halam değil, halam. Aslı'nın Fadime'si. O da bizi... Bu ne ki ben de... Hüseyin bizim hemşerimiz, benden bir yaş büyüktür Hüseyin. Fark etmez bir yaş. Fadime küçüktür. Fadime bizden aşağı küçüktür. Küçük de değildir ama küçüktür bizden, belki küçüktür. Bilemeyeceğim ama. Askerden geldikten sonra mı Yorana'ya aşık oldun sen? Öyle nişanlı gittik yani. Sen askere nişanlı mı gittin? 4 sene nişanlı kaldık. 4 sene nişanlı mı? Hani dedi ki, git askere de gel, eyle vereceğim dedi giysin. Ha, 3 sene de askerlik yaptım, 3 sene askerlik yaptık ya. Düğün mü yaptın sen? He. Nişan mı? Nişan yaptık, düğün yaptık. Düğün oldu mu? He. Sen ne yapıyordun bu senin istediği zaman, sen gönlün var mıydı? Evet, durmuşsun. Gönlüm var yok ve aldık işte. Ya aldın da insanın biraz önceden ben de biliyorum bazı insanları da zorundan verirdiler. Aldın efendim. Yok zorundan vermediler. Şimdi, zorundan vermediler. Şimdi kalkıp şey demek. Emme. Nedim emme yine bir sevgi saygı vardı ya. Vardı kaldık. O zaman öyleydi ya. O zaman şimdiki gibi değil ki eskiden. Mahallenin kızı çıkmayacağız, soğugil balogil'a kız vermeyeceğiz. Balogil soğa vermeyeceğiz. Evvelden çok akıllık vardı. Şimdi... Askere gitti, askerden gelip de... Şey denecek, 3 sene askerlik gitti. Nedim ben şimdi kabul et ki, yukarı gelsin, yaylasına yukarı gidiyorsun. Eli kulağı atma, bir tane ne gelecek? Geçti be. Ya geçmez, gelir canım böyle. Gönül coştu muydu gelir. Şöyle söylediler baba. He. Ona yukarı gidiyorsun, belinde her şey var. Sazlana gidiyorsun.
Ne söyleyeyim ben şimdi? Söyle ya. Şimdi olur, daha susturamak bak. Bir tane söyleyeceksin. Hasta mı şimdi bir şey söyleyeyim? Söyler. Ne söylerse söylesin canım. Vallahi iyi, iyi. Maşallah var. Yürü Dilber, yürü de güzeller şahir. Dünyada murada eremiyesin. Sen beni yandırdın da yar yar aşkın narına meylettin yere varamayamadın. Yatasın yatasın yanın çürüyesin. Ah bacı kardeş etrafına büyüsün. Ağzından burnundan da yar yar hicran yürüsün. Dalak dalak ango sasın sevdiğim. O gün sehlat olsun da yar yar alemin işi cenazen kılmaya kimse gelmesin. Ah hocalar ta olsun da talgın vermesin. Mezarın başında kimse olmasın. Bu bir Nerman türküsü de havasını şey demeyeyim. Yok güzel, ağzına sağlık. Vallahi hakikaten iyi. Yatasın yatasın da yanın çürüsün. Bunun havası böyledir. Ol bacı kardeş etrafını bürüsün. Ağzından burnundan hicran yürüsün, yürüsün. Yine derdim azdı gelsin, sevdiğim, sevdiğim. Kabire söylerim, kabir almasın, almasın. Yılana söylerim, dillerin yesin, dillerin yesin. Akraba söylerim, gözlerin oysun, vay oysun. Yine derdim az diyesin, sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Ah yine derdim az diyesin, sevdiğim, sevdiğim. Ah bir bekleyip yazayım, yazaylarım da mektup yârim ula, ne çakirdelim. Öldüğüm iş bir zaman gam yemeyim. Korkarım da alacağım demesizlerim. Ol bir mektup yazayım yar yar eşine dosta. Kesildi yollarım işlemez postayım. Garip bülbül gibi de yar yar yastayım yastaya. İşte böyle böyle hal deli gönül. Ah ister aman ister gül deli gönül.
kesti. Maşallah. Ağzına sağlık, sağ olasın. Maşallah, maşallah. Eyvallah babam. Eyvallah. Olay mı? Babamı kaybettim ki vallahi. Ne oluyor, coşmuşsunuz hepiniz. Gittim ben ağlamaktan diye artık kaç yiyorum. Kim? Bugün 30 liraya gitti mi? Çalgın'dan bir asker arkadaşım vardı. Şey, kaynası hastalanmış, buraya getirmişler, kolunu kesmişler. İçtik bu zamana geldik. Yol ayrımına geldi hocam. Ya yol ayrımını daha nettin. Dur bak hemen. Vallahi yol ayrımına getiriyorsun kendini ya. Bu il düşkünlük gözüm. Yok yok bu. İyisiniz siz. Nedim Emi ne kadar kaldın Alamanlarda? Buna bir şey olmazdı. Bunlar çok kusam davranmazdı. Haşim abiden sonra. Ekme pişme değil mi? Ekme pişme diye içiyor. Bizi gebertine buraya yolladık. Hani ya? 20 sene mi kaldın sen? Tamam. Daha tez kaçtın. Ne zaman geberdin? Ekmek tekmeye hiç yüzüyordum. Her yere beni sürüyordular. Bu çok yırtıyordu ekmeden tekme. Ben evin geçimine Dışişleri Bakanıydım ben. İçişleri Bakanı'nda ben de... Nerede bir çavuz burada diyor. Kızlar bulup da versene. Bilmedim ki çavuzlarını. Nedim benim gidiydi şeye. Lan oğlum buradan geçme. Nereden geç? Burada yok gel. Sen devam et. Sor. Sor çekiyor. Ne sorduk? Geldik, geçtik. Geldik, geçtik. Sen nasıl işte geldin? Nasıl geçtin? Gurbete gitti, gurbetten geldi. Uyan etti, buyan etti. Vallahi 80 yaşımıza girdik. Nasıl geldi, nasıl gitti? Rahmetli babama dedim ki, baba kaç yaşındasın? Zaten o sene, ben bir sene sonra öldüm. Dedi ki, 66 yaşına girdin. Ne ettim zamanı? Dedi ki, ya güldü de. Abi saat abi dakika dedi. Bundan öncesinden hiç haberim yok. Aa ne güzel demiş be. Ne güzel. Aa, ben 80 yaşındayım. Hı. Ben babamdan başta o kadar 13 yaş büyüğüm. Kime geldim? Her türlü işine kaç. Her şimdi ne? Ha bundan önce ne ettik ne etmedik. Yani kurban olduğum Allah bir insanın evvelinden ahırını kıyır. Ahırını kıyır. Öğün geldi, ardın gelmedi, bunun da bir beyfası yok. Huzurun olursa her şey var. Huzurun olmazsa dünyada, ya bu dünya sen olsa bir şey, nimet yok. Huzur. Huzurun olacak, yavan ekmek yiyeceksin. Yani varlık mühim değil. Huzurun olacak, yavan ekmek yiyip su içip gideceksin. Huzurun olmaktan sonra dünya sen olsa faydasız olur. Dert olmuyor, hiçbir şey yok. Dert olmuyor. Allah-u Teala ahirimizi hayır getirir. Ölümü de hayırlısını verir. Neyle? Söyle. Ne çok kuvvetlere gittik, ne şehirlere gittik, İzmirlerine de gittik, Adana'sına da gittik, dünyaya gittik. Nadim için kuvvette de çalıştın mı? Almanya'dan başka kuvvete gideydin mi? Nereye gidin kuvvete? Neydi? Gitmeydin. Ben doğru bütün gün Nadim için Almanya'da yine ya. Yok yok. Ben doğru 50 seneye geçmiş mesela. Geçmiştir şey. Doğru bütün gün ben Nadim için Almanya'da hiç kuvvete gittiğini görmedim. Bundan öncesi Sivaslarda çalıştım. Ben 40 sene 2 sene dünyaya gittim. 40 sene köyde kaldım. 40 senedir de köyden çıkalım. 40 senenin 15 senesini sayma 25 sene köyde kalmışım var belli. Gerçek hayatım hep dışarıda geçti. 15 yaşına kadar zaten çocuktum, okula gittik bilmem neler oluyordu. Kattık mal yerdi, çift sürdük. Reçmeli yapmaya kalktık. Şöyle oldu, böyle oldu. Gurbet çağımız geldi, kalktık gurbete gittik. İstanbul çıktı, kalktık İstanbul'a geldik. Almanya'ya çıktı, Almanya'ya işte gittik. Ha bu Güher bacımı kim Afgan getirdi ki onu istediğin birileri mi? Hem eviz yakın, eviz yakın tabii ki gördün. Köyün içinde gördün buna, havas ettin bu sefere. Nasıl? Mesela bu Güher bacımı biri mi tavsiye etti bunu al, sen mi gördün daha aldın, aşık oldun? Biri mi? Ne demiş acı harici? Ne demiş bizi ben ama Güher bacım zamanında güzeli de güzel. Doğru olcu. Valla. Bu abi Seher bacım var diye Severcim var. Ben ondan yatırdım Severcim burada tek gitmiş. Bu da. Bu şey bu şarap. Şarap mı? Bana bir tane. Ne kaç o işli mi be? Ne diyorsun sen ya? Çok kaliteli bu. La git açma bu. Astı ya bir bardak asmış ama. Şarap da bu içmez. Bu içmese biz içerik. Yok yok. Şimdi
Benim izlemime göre evde şey yoktu. Varlık iyiydi. Başka ailelere göre vallahi köyün ekip biçen aile oradan tarladan gelenden idare ediydi. Siz öyle değildiniz herhalde. Şimdi bizim reçbeliğimiz iyiydi. Bundan reçbeliği çok var. Arazimiz de vardı. Reçbeliğimiz iyiydi ama yine de ne kadar olmasa çekiydik. Almanya'ya gidene kadar. Hı? Öyle yiyecekten sıkıntı çekiyor. Almanya'dan önce diyorum. Öyle önce derim. Öyle sıkıntı yine insan. Haliyle çekiyorsun. Parayı yoktu. Kurbete gidiyordu. Çalışacaksın. Getireceksin. O tür bir şunu getir kız. Şanımızın malı hastalıklara rast geldik. İşte şöyle böyle yani. Evet. Çok... Bazı olaylarda sizi tabii ki yıprattı. Oluyor ya. İnsanlar işte her şeyle karşılaşıyor. Allah-u Teala sonunu hayal evet. Getirebilir insanı. Sen yine de. Sen iyi değilmişsin be. Ben seni yakaya bırakmam da. De bir tane iki tane daha çekeyim bak. Bak bu neymiş lan? Bir tane dik daha söyle. O ekinler. Şey. Ekinleri biçerdik. Sapları yağardık tarlalara. He. Bundan sonra sapları çekerdik harmana. Ha babam ha düğen koşardık ha yavrum ha babam ha ha babam ha şimdiden bakıyorum. Öküz dönüyor sen dönüyorsun. Öküz dön sen dönsün güneş kafana çıksın. Bunun en zor tarafı neydi biliyor musun? Düğenin. Makine vurmak. Yok makine vurmak güzel bir şeyler de. Yok adam. Şimdi hava bozuyor ya. Hava bozdu topla. Güneş geldi. Güneş geldi aç. Öyleydi şimdi. Eskisi gibi patozu yok patozu bırak da. Savurma varmış bizden önce. Savurma biz onları görmedik. Madem olmaz. Sana şey. Az versin canım. Yok. Az koy yeter mi? Savurma vardı. Hiç savurma var. Yapardılar. Sen gel ikize koydun. Bizim zamanımızda sonra makine çıktı. Ama Azemler'in Sinan abim de vurdular makineyi. Hı. Ötekine koyma ha. Sen güz gelirdi güzel. Az koy az. Aşılık yapılacak. İyi tamam. Un üyülecek. Haydi bakalım. Ötekileri koş. Doğru. Mumyalıların değmenlerini öpüşünlerini... Siz de oraya en çok oralar mı gidiyordunuz? Hı? Siz en çok oraya mı gidiyordunuz? Borçonu değmenine. Öküz arabasıyla giderdik. Yok yok giderdiniz de... Kırıntının değmenlerine gitmediniz yani. Kırıntının değmenlerine bizim değmen de vardı o zaman. Kırıntının değmenleri uş halleder mi canım? İslam vardı bulgular... 40 tane ya, 30 tane ya, 40 tane ya, bulgur yapıyorduk ya. He. Bir acayip işidi ya. Biraz da gel sana mı doktor? Yok bir şey yapayım. Sen yaza kadar yiyeceğin onu yediysin. Şeydi ya. Sonra eskiden mal da var çoğudu. Tarlalar hep ekiliydi. Bu mal da var nerede idare ediydi? Ben her şeyi düşünürüm de. Ya çalmış bir yerde. 40 çift öküz vardı. Koyun vardı, camış vardı, affedersiniz. At vardı, eşeği vardı. Vardı ama. Hepsi köye sığabiliyordu. Bu yani. Malda var. Nerede yağılırdı? Nasıl ederdi? Nasıl bu hayata geldi? Şimdi dört tane mal var. Ekin de yok. Bir kere şeye geçmek için o başıcı kıracı, gülüşerin kıracına geçmek için okulun altına doğru yayardılar. Buradan sonra dönerdiler. Bir daha okulun altına geldiler. Oradan yoluna geçerdiler o kıracı. Oradan başka yola geçmek için de bir yol bulacak, ana yola gelirdiler, biraz yerdiler, ana yoldan geçerdiler. Ağa güneye geçmek için Meclis'teki mezeyklerin o yokuştan vururdular. O aşındaki mezeyklerin boynundan, orada burası boş idi o. Boş arazi, oradan vururdular. Öbür tarafta alemlerin tarlası vardı tabi. Çeleşten alıp da işte mezeyklerin boyluk. Orada da boşu vardı, oradan vururdular. Ağa güneye geçerdiler. Ağa güneden de bir yer bulursa, simliğe geçebilirse geçecek, geçemezse bir daha dönecek. Gerçi zordu yani klasikler. Mallarını yayıyordu. Ya ekin yayacak, ya çevirsin yalasını yayacak. Başka türlü çaresi yok. Şimdi o dönemde demek ki o koyunlar, mallar otun kafasını koparınca çiçeğin ne olduğu belli değildi. Şimdi madde. Ondan gittikten sonra bin bir türlü çiçek törenmiş. Ay doğru söylüyor onu. Nasıl? Bin bir türlü çiçek törenmiş. Demek ki daha kafasını kopartmıyor otun.
Neyse çiçek meydana çıkıyor. Ha. Zaten o geçi değil miydi bize Dağdaş'ta ormanlara odun aradan? Odun yok eskiden bizde. Masada çubuk bulamaydı ki çift sürekli yiyen sürekli. Girasyon'a giderdik, Dünya'ya giderdik. Karşı tarafında masası getirdiler. Korkardın ki kırılır da elim boşta kalır. Giresun'da da çalıştın mı oralarda? Karadeniz'de. Çalıştım, çok çalıştım. Giresun'da çalıştım. Bulancak'ta bir iki tane süde bulsun yaptık. Dünya'nın içinde çalıştık. Fakat Akkuş'ta 3 sene çalıştım. Samsun, Bafra, Dümeniz, Alaçam'da çalıştım. Buraya herhalde kışın gidiyordunuz. 2 sene de ben gittim. Kışın gidiyordu, kışın. Neden? Burası Karadeniz ya, biraz yazın şey yok. İklimi hafif olduğu için. İklimi hafif oluyor ama. Hem kışı geçirmek için. Akkuş iyi bir yer değildi, çok yükseldi. Hanımları da götürüyormuşuz oralara. He? Hanımları. Hanımlar buraya çıkmazdı, hanımlar da Giresun'da ya, şeyde, Ünye'de. Ünye'nin içinde kaldı. Ünye'de kaldı, biz de Abasan'dan çok çalıştık orada. Senin arkadaşın ya. Çok çalıştık. Kimine? Hasan'la. He. Ya işte zaman öyleydi birader. Ya bu çeşmini açıyı yani, duymadın mı hiç? Aşık Veysel'in bir lafı var. Dünya düzenlendi, tadı kalmadı. İnsanın ebedi kutu kalmadı. Bir senede biz kaskıdına kaldık dünyada. Günahın sebebi adı kalmadı derler ya işte bu. Çocuğu yoğdu. Yani dünya düzenlendi. Bizim çağdan sonrakiler iyi yaşadı. Bizim çağ... Ne demek mi? Bizden öncekilere de kulaklaşma. Mı? Deminkinden gibi bir tane daha şöyle ya. Bir tür daha söyle. Ne söyleyeyim ya? Ya söyle, işte, güzel söylüyorsun. Ne söyle, sen söyle ya. Sen onu sağlayacaksın galiba, biz bir iş yiyeyim. Beyti sonra söylersin, en sonunda doğru. Bir güzel bir türkü daha söyle. Bağlama ayet dönerken söylersin beytini. Şimdi cemaatine döndürürsen hep ibadet etmemiz lazım. Kapatma lazım. Ne diyeyim o diyeyim ya, bu şirin be. Bu çok güzelmiş ya. Aslan çiğe tökersin. Sen içme canım mı istemiyorsan? Ayağına tökersin. Bugün dedesiyle de çalıştık ya o şeyde. Samsun'da Ahmet Ayna. Daha kaba görünür demez. Çok inceydi adamı. Çok inceydi. Dürüst, dürüst. Bizim köyde zaten onunla rakam vardı o şurada. Çok dürüst, içten. Lafa katma ya. Ne? Lafa katma. Coştu geldi, daha geldi. Daha çok coşar canım, coşmuyor. Çabir mi misin? Ayağını ağla. Bizim havalara yukarı.